Bana Suriyeliler meselesini söylüyorlar. İstanbul'da geziyorum. Doğru, bir Suriyeli meselesi var. Biz bunları ölümlü bölgeye gönderemeyiz yani. Ölmeye git diyemeyiz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ama bir sorumluluğumuz daha var. Bunların İstanbul'daki ve Türkiye'deki hayat nizamına, kamu düzenine bir vesileyle uymalarını sağlamak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Yanlış yapan varsa bedelini ödetip göndertiyoruz zaten. Bize uyacaklar. Ben burada size de söylüyorum. İstanbul bize 6 ay bu konuda söze versin. 6 ay. Şu anda bu mesele avucumuzun içindedir. Dükkanlarda gayri resmi kalabilecek bir tek kişi bırakmayız. Vatandaşımızın huzurunu bozabilecek ve bu konuda bizim ilkemize, kuralımıza, düsturumuza, kamu düzenimize uymayana gerekli yaptırımı ortaya koyarız. Zaten İstanbul'un her yerinde tüm göç genel müdürünü görevlendirdim. Şu anda çalışıyorlar yaklaşık 2 aydır, 3 aydır. Devam da edecekler. İstanbul'da geçen yıl 4500 kişiyi yurt dışına gönderdik. Kendi memleketlerine. Bu yıl bu sayıyı 50 bine çıkaracağız. Ve oralarda da güvenli bölge olduğu sürece bu geri gidiş devam edecektir. Bakın bir rakam daha vereyim. 331 bin kişi gönderdik şu ana kadar. 85 bin kişi de bayram tatili münasebetiyle gitti. Bunu da biz teşvik ediyoruz git diye. Çünkü bir önceki bayram tatilinde 40 bin kişi, bir önceki bayram tatilinde 45 bin kişi oraya gitti ve kaldı. Yani ne yaptığımızı biliyoruz. İstanbul bize itimat etsin, Türkiye bize itimat etsin. Gerek geçici koruma kapsamında, gerek uluslararası koruma kapsamında, gerek düzensiz göç kapsamında burada bulunanlar konusunda biz her tarafı rahatlatacağız. Ama bir şey daha söylüyorum, söylemek zorundayım. Bunlar bize mahzunluğun emanetidir. Bunu unutmayacağız, acımasız olmayacağız. Ekonomiye katkılarını da hükümeti fırsat bulunca eleştiren TÜSİAD değerlendirsin. Çıksınlar bir konuşsunlar Türkiye'nin ekonomisine. Katkıları nedir ne değildir. TÜSİAD bir değerlendirme yapsın, bir çalışma yapsın. Her şeyi çok biliyorlar ya. Bunu da bilmiş olsunlar. Yani.